Halbuki gelişim şöyle devam ediyor. Eğer o bir annenin yapabileceği en önemli şey ne biliyor musun? Hani çocukların fizyolojik percentilini takip ettiği gibi kaç yaşta kaç kilo, kaç boyut çerçevesi olacak falan gibi bir de duygusal percentili var. Yani hangi yaş döneminde çocuk hangi duygu uyanıyor? Ve bunu belli Doğru. ediyor çocuk. Bunu belli ediyor. Mesela 18 yaşına geliyor, belli ediyor öyle değil mi? Ben bir oğlanı sevdim diyor. Ben bir kızı sevdim diye söylüyor. O dönemde bir duygu uyanıyor, bir hormon uyanıyor. Karşı cinsi keşfediyor. Böyle içi kalbim pıt 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 diye atıyor. 5 yaşındaki bir çocuk da ben evleneceğim diye, o belki özentiyle söylemiş cümleler hariç olmak üzere, ben evleneceğim diye böyle deli olup bir sağa sola koştuğunu görmüyoruz. O yaşta en son uyanan duygu da cinsel duygu. Ondan önce uyanan duygular var. Her yaş döneminde bir duygu uyanıyor. Uyanan bu duyguyu gidermeye çalıştıkça çocuk bir mücadelenin, bir enerji yükselmesinin içerisinde hissediyoruz, çocuğu görüyoruz. O dönemde işte çocuk gelişimini sürdürüyor. Mesela enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela anne babalar çocuklarının düzenli olmasını çok istiyorlar. İşte odasını düzelsin, eşyalarını düzelsin. Düzen kaç yaşta başlıyor? Çocuklarda düzene yatkınlık ve düzen ihtiyacı ne zaman başlıyor sence? Hadi sınava sokayım ben seni. Yüce Rabbim, çok Evet, hazırlıksızım çok hocam. hazırlıksız, çok hazırlıksız. 4'te mi? Evet, O doğru. artık uzaklaşmaya başladıktan sonra mı birey olmaya başlıyor? 3,5 yaşlarında, 3,5'ta 4'e evrilirken, pedagojide kesin çizgiler yok, o gri bölgenin Hocam neden içerisinde. öğrendim biliyor musun? Size bir soru sormuştum. Hocam ilk çocuk ve ikinci çocuk arası kaç olmalı diye. Bence en ideali 3,5-4 demiştiniz. Çünkü o zaman artık kopmaya ve birey olmaya başlıyor Birey demiştiniz. olmaya Oradan. başlıyor. Evet, o kaygıyı bırakıyor. Ancak burada yeni bir duygu uyanıyor çocukta. 3,5 yaşındaki çocuk o birey olmayla birlikte ayrı bir duygu daha uyanıyor. Düzene karşı duyarlılık oluşuyor çocukta 3,5 yaşlarında. Dikkat edersen Cansu, etrafındaki çocukları bir gözlemlemeye çalış. Belki kendi çocukluğunu da gözlemleyeceksindir. Hatırlayacaksındır. Evet, 3,5 gözlemliyorum hocam. Onu hatırlayamıyoruz. sürekli, onu temadiyen gözlemliyorum. 3,5-4 yaşları, 3,5-4 yaşlarındaki çocuklar dikkat edersen masaların altına saklanırlar, girerler. Masaların kenarlarını kapatırlar. Yastıklarla kapatırlar mesela. Evet. Koltukların arkasına üçgen yapıp üstlerine bir şey koyarlar. Yastık falan koyarlar, içine girerler. Bir çizgi çizerler, içerisine girerler. Anne babalara işte oyun çadırı alın diye tavsiye ettiğimiz yaş bu dönem. Çocuk böyle bir küçük alanın içerisine girme ihtiyacı. Örümcek gibi, sanki bir şey gibi bir alanın içerisine girmeye doğru bir ihtiyaç hissederler. İşte bu çocuğun küçük alanlara girmek ve orada kalmak için içlerinde oluşan bu duygu çocuğun düzene karşı duyarlılık oluştuğu dönemdir. Mesela sosyal medyada falan anneler, üzülüyorum o türlü resimlerle paylaştıkları sırada. Çocuğu mesela tencerenin içerisine girmeye çalışmış. Çocuğu gardırobun içerisine girmeye çalışmış. Çocuğu çekmecenin içerisine girmeye çalışmış. Çocuk alan arıyor. Sanki kuluçkaya yatacak gibi alan arıyor. Bir güvercin gibi, sanki Çocuğu. yumurtanın üstüne yatacak bir güvercin gibi alan arıyor. Bulacağı bir alan, koltuğun arkasını buluyorsa onun arkasına geçiyor. Çünkü bir gelişim dönemini tamamlayacak çocuk. O içsel bir motivasyonla o gelişim dönemini tamamlayacak. Masanın altına giriyor. Ama eğer çocuğu keşfetmemiş bir anne babaysa örneğin, çocuk masanın altına girince de öyle kalmıyor. Dikkat edersen ya da koltuğun arkasına girince öyle kalmıyor. Eline kitap alıyor. Kitabı bir yere koyuyor. Annesinin terliğini alıyor, bir yere koyuyor. Biz ne diyoruz buna? Evcilik oynuyor diye zannediyoruz. Halbuki alanın içerisinde çocuk ilk düzeni oluşturmaya çalışıyor. Alan kendisine ait ve oraya hükmedebildiği yerdir. O alanın içerisinde ilk annesinin terliğini koyuyor buraya. Babasının bilmem bir şeyin telefonunu koyuyor.
Ama o sırada eğer çocuğu keşfetmemiş bir anne babaysa çocuğu ayaklarından tutuyor, dışarıya doğru çekiyor. Ne yapıyorsun? Benim telefonum nerede? Ayakkabım nerede? Terliğim nerede? Bu çocuk niye başka böyle ortalık? Başka yer kalmadı evde. Ya çok trajik. Bu çok trajik bir şey. Çünkü çocuk bunu isteyerek yapmıyor, bilerek yapmıyor. Çocuğun içerisinde bir güdü, çocukta bir gelişime zorluyor. Bir mutfak tezgahının içine girmekten tut da gardırobun mesela... Hani Allah korusun çocuk ölümlerini görüyoruz. Neye giriyor çocuklar? Şeyin içine giriyor. İşte bu döneme denk geliyor. O 3,5-4 yaşında çamaşır makinelerinin içerisine giriyor. Çocuk içine girecek bir alana ihtiyacı var. İşte bu o an işte çocuğun düzene karşı duyarlılık geliştiği bir andır. Aynı bunun gibi biz çok defa keşfedemiyoruz çocukların içerisinde. Şu anda hangi duygu uyandığını, yani pedagojiye uzaksak tabii ki keşfedemeyiz. Ne diye görülüyor çocuklar o zaman bize? Anormal davranıyor. Bu garip bir şey yapıyor ya. Çamaşır makinesinin içine giriyor. Bacım girilir mi çamaşır mı? Deli. Yani niye böyle yapıyor? İşte yatağın altına giriyor. Niye böyle yapıyor? Geçen aradım gardırobun içinden çıktı. Allah'ım ya Rabbim ya bu çocuk ne yapıyor? Çocuk kuluçkaya yatıyor. O alan oluşturmaya çalışıyor. Yani bir anne aslında keşfedeceği en önemli şeylerden bir babanın keşfedeceği en önemli şeylerden bir tanesi çocuğun hangi yaş döneminde hangi duygusal içsel istekleri oluşuyor. O duygusal gelişim anları hangi yaş dönemlerine denk geliyor. O zaman çocuğu okumak çok daha kolay.